Abi gördünüz mü? İşte müşterinin evinden çıktım. Bu evden iş aldım arkadaşlar. Evin içini boyayacağım. Kadın çok iyi bir insan çıktı. Akşamleyin orada oturuyormuş. O adamla kırmızı şarap içiyormuş. Vallahi billahi ya. İşte ben mahalleye geldim. Geziyorum arkadaşlar. Size bir göstereyim dedim. Bakınız şunu da göstereyim. Bu da benim müşteri. Bu kadının işini de aldım. Yapraklarını temizleyeceğim. Gördünüz mü? Bak bu da böyle asmış. Gelin beraber gidelim. Abicim işler çok iyi arkadaşlar. Size onu demek istedim. Amerika'ya hoş geldiniz. Dünyanın en güzel yerlerinde beraber geziyoruz. Nefes al nefes. Seni o taşlıktan kurtaracağım. Gaz, toz dumanından, gaz dumanından kurtulacaksın. Yeni bir hayat başlatacaksın. Nasıl, bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Bak Amerikalı böyle süs yapmış. Bir tane de kabak koydu. Bu evin işini de aldım arkadaşlar. Bu evin içini de boyayacağım. Vallahi işler çok iyi gidiyor arkadaşlar. Size bir göstereyim dedim. Onun için biraz önce İdris Usta'nı ara. İdris Usta da beni de bana da iş ver. Vallahi yemin ediyorum sana bir işini başlattıracağım burada. Bu evlerin hepsi evde kalmış kadın koca bulamıyorlar. Vallahi billahi bildiğin gibi değil. Arkadaşlar bu işi de aldım. Bu evi de aldım. Gördünüz mü? Yani işler bayağı iyi gidiyor. Onu demek istedim arkadaşlar. Ben de gittim müşteriyle konuştum. Ya diyor İdris Usta diyor çok iyi bir insansın diyor. O da kafaya yemiş. Ne yapsın oğlum? Kadınların hepsi kafaya yemiş. Hepsi abaza kalmış. Burada koca bulamıyor. Sen orada kendine karı bulamıyorsun. Manyak mısın nesin oğlum? Abicim şuraya bak ya. Gelin bakalım. Abi kaçayım buradan. Bu karı da kafayı yemiş. Her an kafama şarap şişesini yiyebilirim. Gördünüz mü ne kadar güzel dizayn yapmışlar. Burası da mezarlık arkadaşlar. Bakınız. Amerikalıları görüyor musun nasıl yaşıyor ya? Bu evin sahibi de çok iyi bir insan. O da Türkiye'ye gitmiş tatile. O da Türkleri çok seviyor. Türk yemeklerine bayılıyor. Şöyle yapayım kameramı. Ya de İdris Usta diyor Türkler diyor çok güzel yemek yapıyor diyor. Evet dedim yani Türk yemekleri çok güzel. Çok beğenmiş. İnşallah ona da bir Türk aşçı bulurum da aşçı da gelir onunla evlenir. Mis gibi havada yaşar. Oh. Abicim ne kadar güzel yer ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Vallahi ya. İşte buralara geldim işte estiment veriyorum. İşte Cadılar Bayramı ya. Bütün herkes evin önünde Amerikalılar süs yaptı. Onu sizlere gösteriyorum. Yani hiç görmediğiniz bir alanı ben size gösteriyorum arkadaşlar. Şu ağacın güzelliğini görüyorsunuz mu? Gördünüz mü şu ağacın güzelliğini? Bu evde satılık arkadaşlar. Bu evi de almak istiyorum ama çok pahalı. Yani böyle evleri alacaksın, tamir edeceksin, satacaksın. Satılık ev. Yani arkadaşlar işte gördüğünüz gibi İdris Usta devam ediyorum çalışmaya. Yani sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Artık üzülme zamanı değil, artık para yapma zamanı oğlum. Şimdiye kadar size sizin baktığınız diziler, televizyon kanalları size hiçbir şey göstermedi ki. Anladın mı? Şimdi daha yeni yeri görüyorsunuz. Şu güzelliğe bak ya. Tertemiz hava, in yok, cin yok, evde kalmış karılar, iş. O kadar çok işi var ki ama götü kaybedersin. Ya İdris Usta ya üniversite bitirdim iş bulamıyorum. Oğlum sen üniversite bitirdin iş bulamıyorsun. Ben bu Amerikalıların köpek bokunu ala ala o kadar para kazandım ki milyoner oldum neredeyse ya. Onun için artık üzülme diyorum ben sana. Telefonumu biliyorsun. Ara İdris Usta'yı. İdris Usta biraz önce senin yanına uçuyorum. Uç benim yanıma sana böyle bir zengin milyoner bulacağım abicim. Yeni, yepyeni kendine bir hayat kuracaksın. Yani sıfırdan başlayacaksın ama değişik bir yerde, güzel bir yerde, güzel bir kadınla milyon dolarlık evlerde yaşayacaksın. Oğlum şu güzelliğe bak ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Oh ya. Abicim ya ben de bugün sabahtan beri fiyat vermeye gittim arkadaşlar. Vallahi bildiğin gibi değil. İşler de iyi gidiyor. İşte kameramı açtım. Sizinle iki laf ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İş buldunuz mu? Yok. Meslek öğrendiniz mi? Yok. Hazır yemeye devam. Oğlum zaten sen hep her zaman hazır yiyici olacaksın. Hazır yiyici. Pezevenk. Seni bir de adam diye aldım yanımda konuşuyorum.
Allah Allah ya, biraz önce mesleğini öğren oğlum, manyak mısın nesin ya? Amerikalı kadınlar koca bulamıyor, bahçesinde çalıştıracak adam bulamıyor. Sen iş yok, bok yok, karı yok, bilmem ne bulamıyorum diyorsun. Kendi kendini şikayet ediyorsun. Osurukçu, osurma lan pezemek, çakarım sana şimdi ha. Allah Allah. Gördünüz mü arkadaşlar ya, ne kadar güzel yer ya. İşte arkadaşlar, kaç haftadan beri buralara geliyorum. Burada fiyat veriyorum işte. Amerika yaşantısını size gösteriyorum, onu demek istedim. Neyse arkadaşlar, ben de geldim arabama. Ben de gideyim arkadaşlar, bir estamente daha gideceğim. Orada da belki kameramda size gösterebilirim. Her şey iyi gidiyor. İdris Usta'yı takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.